beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Burası civelek sokak, her gün bir vaka. Kimisi akıllı, kimisi de tam bir şaka. Biri hak yemez, öteki de var yemez. Akşam iş çıkışı bir çaya yok demem. Ama bitmiyor bu sokağın hiç dedikodusu. Çenesi durmaz, hiç zekiyenin huyu kurusun. Kasabı, muhtarı ve bir de figüranı. Umarım Şerafettin Zehra'yı bir gün alır. Kahveci önümüze getirir hep dünkü çayı. Bu yüzden mahallenin kasabından yer fırçayı. Para esir almış bizim muhtar amcayı. Sever o bizle Müslüman ancılık oynamacayı. Fakat birisi düzeltebilir bu gidişi. En iyisi mahallede takılayım, yok bu gidişi. Civelek sokak bu mahallenin bir güneşi. Civelek sokak komedinin tekrar dirilişi. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Günaydın Osman abi. Günaydın Deniz kızarım, günaydın. Aymamış ama. Osman abi ya. Çayın olunca bir haber ver abi. Dün gece uyuyamadım. Bir kendime geleyim. Şöyle iyice bir ayılayım ya. Abi kızını belli belli uyuyamamışsın. Ben çay koydum zaten. Sıfır NH pozitif kıvamına doğru gelsin. Ben hemen haber ederim sana. Tamam. Teşekkür tamam Osman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh! Selamun aleyküm Osman. Aleyküm selam Muhtar. Aleyküm selam. Nasılsın, iyisin işte? İyi beyim işte, dükkan açıyorum. Sen de mi geldin? İyi. Hadi bakalım. Herkese hayırlı günler olsun. Hayırlı işler olsun. Bol kazançlar olsun. Hadi görüşürüz. Amin amin olsun. Abi Deniz kızarım. Bu Zeki'ye gerçekten gittim be ya. Vallahi Osman abi. Bilemedim ki ya. Ama bu Zeki'ye biliyorsun deli. Normal bir insan değil. Gidebilirdi, geri gelebilirdi. Gelip gidebilirdi. Her şey yapabilir. Ama bana kalsa herhalde kesin gitti gibi diye düşünüyorum. Ama tabii dediğim gibi deli bu. Manyak olduğu için tam bilemem. Muhtar. Hı? Sen Zeki'nin evi kiracı buldun mu? Arayan oldu mu sonra? Yoktu. Yok nerede? Hem düzgün adamını bulacaksın, hem civelekte bulacaksın, hem o parayı vereni bulacaksın, bir de Deli Zeki'nin evine bulacaksın. Kolay mı o kadar? Abi Muhtar, sen kaç lira istersin ki buna öyle dersin? Çok değil lan, 900 lira tamamdır. 900 lira birini bulsam vereceğim. 900 bin? Adam sanki ömrünü ister, öyle para mı istedir be ya? O ne öyle, ben onunla 10 ay geçinirim. Abi bir kirada komisyon alacaksın değil mi sen? Herhalde alacağım be oğlum. İşi bırak, gücü bırak, koş, koştur, evi göster, onu yap, bunu yap, düşünmezsin. Bir 900 kıyak da bizim cebimize geçsin değil mi? E, haklısın tabii, doğru. E. Doğru. Doğru mu? Ya Osman abi saçmalama, şuna gaz verip durma ya. Emlakçı mı bu abi? Muhtar mı? Muhtar. Ne demek doğru? Allah Allah. Ha bir de o kadar işin arasında marasında çok yoğun çalışıyor. Aa kıyamam. Yoğunluğa bakar mısın? 2 saat muhtarlıkta duruyor. 1 saat de tuvalette geçiriyor. Geri kalan gününü de camide zaten. Bu hangi arıyor? Ha buldum. O 2 saatte çok yoğun demek ki. İşte muhtar, neş. Eminiz, beğenemedin mi lan yaptığım işi? Beğenemedim. Abi, adama bak, direkt bizi dinledi. Senin kulaklar iyi çalışıyor herhalde muhtar bu yaşa rağmen. Osman ha, sen beni gençliğimde görecektin. Hele askerdeyken görecektin ki. Vay, vay, vay. Ben dükkana gidiyorum. Bu emekli lokali gibi konuşmalara katlanmak istemiyorum. Hele yalan askerliğini hiç dinlemek istemiyorum. Nerem yalancıymış lan, onu nereden çıkardı şimdi? Ya bırak Muhtar, sabahtan beri yalan askerliğini anlatıp duracaksın şimdi. Ne dinleyeceğim seni? Gidelim dükkanda o kitabımı okurum daha iyi. Aman çok bilmiş komünist. Askerlikmiş, kantincilik yapmış, oturmuş bize burada askerde şunu yaptım bunu yaptım. Yalan net. Bak Boğaçancığım, sen beni anlamıyorsun galiba. Ayol benim vaktim çok değerli.
Saniyede vakit akıtıyorum ben ya. Sen ne yapıyorsun? Bir ev bul dedik, bir türlü bulamadın yani. Ya tamam ablam ya, tamam ablam. Merak etme, halledeceğim ben. Merak etme sen. Bana bak, dün bir numara almıştık ya. Sen onu arasana ya. Belki bir şey çıkar. Hadi gözünü seveyim. Ya tamam ablam, merak etme. Hadi. Bak arıyorum, arıyorum şimdi. Hah, aradım, hah. Çalıyor. Ne oluyor? Ha? Çok akıllıymış gibi kendi kendine açılıyor ha? Alo, buyurun. Alo, selamünaleyküm birader. Aleykümselam, kimsin tanıyamadım. Ya tanımana da gerek yok zaten. Ben bu kiralık daire için aramıştım. He, yapma ya. Biz öğrenciye ev veremiyoruz kardeşim, kusura bakma. Birader, paso mu gösterdik de öğrenci yaptın sen hemen bizi? Hayırdır? Yok, öyle demek istemedim. Yani öğrenciymiş, bekarmış. O manada meğer de şey yaptım. Biz onlara ev veremiyoruz yani. He, ya bizde bekar yok zaten. Benim bir tane dul ablam var. O oturacak, kısmetse. Ne, dul mu? Tamam, olur, olur. Getir. Görelim, tanışalım bakalım kimmiş. Getir, bekliyorum tamam. Ha, bekliyorum. Geç kalma, getir. Biz geliyoruz o zaman. Lan durmuş acaba, nasıl bir şey durmuş ya? Kahretmesin! Seni Allah kahretmesin! Angut kuşu bu açan! Durmuş! Ayol adama ne benim dulluğumdan? Şaşık! Ya tamam, gidelim hadi abla ya. Yürü hadi, yürü. Kız hanım be ya! Efendim Osman abi! Şimdi bir kızlarımızlar gitti etti vesaire ya, sen köpek almaya mı karar verdin yalnız kalmamak için? Oh Osman! Osman sana güzel haberlerim var Osman! Ha, ha, bir bakayım ne oldu lan? Bir ton kahve alacağım. Gel gel oğlum, kiracı buldum eve, kiracı. Hem de karı dul lan, dul! Abi Muhtar, bir kiracıyı anladım da, dulsa dul sana ne? Oğlum ne biçim adamsın lan? Yani demem o ki, bizim koşullarımıza göre bir kiracı buldum. Sen nefes atmayacaksın oğlum ya. Aa Osman abi doğru söylüyor. Senin için fesat. Öyle mi? Yoksa Muhtar hiç. Öyle şey düşünür mü? Aa hiç yakıştıramadım sana hiç. Fadiye de ondan gül verdi zaten ondan. He. Fadik kim lan, o ne biçim isim? Abi Fadik kimdir bilir misin? Kim? Bizim zabıta hanımı amiridir. Ne diyorsun? Fadik o mu? Evet adı Fadik'miş. Deme be. Vallahi bir kötü oldum. Gitti güzelim aşk bitti. Dıhe ev bitti. Osman abi. Ben dükkana gidiyorum abi. Keyfim kaçtı yine. Yine gidiyorum ben. Hadi selametle. Osman, bak sana bir şey diyeceğim. Beni iyi dinle. Gelin, gelin. Biraz sonra bu kiracılar buraya gelecek. Gözünün yanıyım. Ne olur yanımda dur. Bana yardımcı ol, tamam mı? Başıma bela olma. Hayırdır inşallah. Heyecanlı bastı. İstersen elinde tutayım. Ne işin var sana? Senin elin benim elimin içinde. Manyak. Kafayı mı yedin? Sapısınız oğlum siz ya. Ben dul değilim diye onu yapıyorsun değil mi? Ben sana bir çay koyayım da rahatla. Ama ne esprit yaptı zahmetçi Osman. Allah'ım yarabbim, nerelere geldik? Neresi burası yarabbim? Abla sen burada iki dakika bekle de bak şurada bir tane kahve var. Ben gideyim hemen sorayım geleyim olur mu? E iyi hadi madem. Selamünaleyküm birader. Aleyküm selam, duyuyoruz. Ya biz şuradaki kiralık daire için gelmiştik de kim ilgileniyordu? Ben ilgileniyorum kardeşim, sor. Ben sana bir şey sor, bir de çay söyleyeyim. Abla bak var ya, bu amca ilgileniyormuş, Takkeli amca. Abi kadının yeğeni neydi ama? Çay meyim içer misiniz, bir şey içer misiniz? Yok ya sağ olun, papatya hanım. Papatya mı? Papatya hanım. Yapma be. Bayılırım. Dayanamam bayılırım. Papatyanın kokusuna, kendine bayılırım. Papatyanın kokusuna, rengine. Yok yanlış anladın yani, papatya derken çiçekten besliyorum. Ben de besliyorum da onu diyorum yani. Ay beyefendi öyle demek istemedi o. Ben kendimi tanıtayım öncelikle. Ben Deniz Papatya efendim. Bu da hem yardımcım hem de koruman Boğaçan. Memnun oldum efendim, memnun oldum. Ben de mahallenin muhtarıyım. Aynı zamanda emlak işlerine bakıyorum. Buranın asayişinden sorumluyum. Çok memnun oldum efendim. Maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel de. Maşallah. Hani biz evi görsek diyorum, biraz acelemiz var da. Buyurun efendim, görelim evi. Gayet güzeldir, çok temizlenir. Yani mahallemizin en güzel.
Sahibi de çok tatlı bir insandır da işte artık burada yaşamadığı için evi kiraya vermek istemiş. Biz de uygun bir kiracı aradık. Maşallah siz de bayağı bir uygunsunuz. Sağ olun, yani. Sağ olun. Neyse biz çok uzatmadan hani evi görmeye gidelim buyurun, diyorum. Sen de mi? Ha neyse buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Vay, 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 şey, vay, 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 vay. Efendim, gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet. Gayet hoş bir ev. Ev sahibi de çok iyi bir insan. Dünya tatlısı bir kadın. Sizden iyi olmasın. Ama siz biraz daha güzelsiniz sanki. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kendisi nerede peki? Şehir dışına taşındı. Bu şehrin hengamesinden, patırtısından, sıkışıklığından, trafiğinden bıktı. Bizi terk etti gitti. En güzeli, en güzeli. Evet, şimdi muhtar efendicim, ha, her şeyin bir günahı olduğu gibi bu evin de bir günahı var. Nedir günahımız? 1200. İstedi ama ben onu bir şekilde ikna edip bire bağlarım bu işi. 1000 TL'lik. İyi, güzelmiş. Aidatı ne kadar peki? Aidatı da efendim 150 lira. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir ev. Büyük, lüküs, jacuzzi. Olmasa da jacuzzi gibi bir küveti var, arka balkondan manzarası var, arka bahçesi var. Yani iyidir, iyidir. İyi, iyi, ele geliyormuş, güzel. Bu açancığı ver beyefendinin kira ücretini. Al bakalım birader. Oo, bir de bir şey diyeceğim, malumunuzu yani. Efendim, bu evin bir de komisyonu var, depozitosu var, yani benim de... Telefonu açıp he demem tamam, gereken tamam, anladım, yerler anladım, var. Anladım, teşekkür ederim. Beyefendi. Boğaçancım, uzatmayalım. Sen ver parayı, bitsin gitsin bu iş. Hadi canım, hadi gözünü seveyim. Ben alayım parayı. Ben bir tane daha alacağım bundan. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim, teşekkür ederim. Resmi işlemleri ne zaman halledelim muhtar bey? Efendim ne zaman istiyorsanız onu da hallederiz. Yabancı mıyız canım, şurada komşu sayılırız ya. Aa, siz nerede oturuyorsunuz? Ben de şurada oturuyorum. Hatta benim iş yeri de burada. Ben bu mahallenin koskoca cüveli muhtarıyım, muhtarı. Hiç belli olmuyorum ya. Oh oh maşallah, hem emlakçılık hem muhtar maşallah. Ne yapacaksınız papatya adam? Ulan papatya gibi de kadın yani... Böyle zamanda mecburen işte ek iş gerekiyor, geçim sıkıntısı tabii, kolay tabii, değil. Yani anlıyorum, muhtarım. Anlıyorum, anlıyorum. Neyse benim şimdi zamanım çok dar. Çünkü benim kostümcüm bekler, makyüzüm bekler, kuaförüm bekler, saçım bekler, başım bekler. Çok işim var. Pardon, siz ne iş yapıyordunuz? Efendim ben ses sanatçısıyım, sahne sanatçısıyım. He, işte tanımadım. Neyse efendim kusura bakmayın, yoğunluktan bir anda çıkaramadım, bir anda jeton düştü. Maşallah. Olsun olsun, mühim değil. Bir şey soracağım size. Buyurun. Evi temizleteyim mi? Aa çok sevinirim. Tertemiz yapayım mis, böyle. Bal dök yala. Mis mis. Tamam, 3 kişi tutacağım. 5 kişiyle temizleyeceğim. Bir yüz kağıt daha rica etsen. Abla. Ver ver ver. Kardeşim ya. Al birader al. Al al. Ha? Allah razı olsun. Neyse oldu mu muhtar efendicim? Güle güle efendim. Sağ güle olun güle. Çok teşekkür güle ederim. Güle. Güle canım güle. Sen de şuradan bir tane taksi çağır hadi. Tamam abla. Taksi hop. Güle güle. Vay Allah'ını bilin. Allah taksi hazır. Tamam geliyorum. Kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı günler, hayırlı işler. Güle güle. İyi sahneler. Lan ne üzülmüşmüş lan. Hiçbir şey yapmadan anında 1000 kağıt. 100 lira temizlik. Yaşadım lan. Ulan muhtar çok akıllı adamsın. Biri kahve işletsin, biri kasap yapsın. 5 dakikada mutluyum. Allah! Osman abi ya. Bu muhtar ne yapmış, vermiş mi kirayı? Abi, ben içerideydim ama gördüm. Camda gördüm. Şöyle, bu muhtar da bekliyordu bir telefon bir şeyler. Böyle iri yarı, takım elbiseli, bu yumurta topuna basan tiplerden vardır ya. Asancı'ya çok benzeyen ama öyle giyinmiş bir adam geldi. Yanında da böyle kocaman bir kadın. Kocaman derken Osman abi? Abi yani iricedir öyle diyeyim ama benim tipim değil yani. Senin tipin nasılmış abi? Abi nasıl anlatayım ben sana? Şöyle hani TV'lerde var ya nasıldı böyle çıtı pıtı kızlar böyle giyinip süslenip gezip duruyorlar. Ha tamam böyle. Tamam hatırladım. Oradaki kızlardan diyorsun. Yok be ya ben ne yapacağım o kızcağızları? Benim tipim Cüride'dir, Cüride. Cüride seninki. Tamam. İvana sert diyorsun. Evet abi bak şimdi Allah var. Hakikaten güzel kadın be. Abi ne İvanası, ne serti ben ne bileyim onu. O ben... Nürella var ya Nürella.
Ne? Nurella. Sen Nurella'yı mı seviyorsun? Peki abi. Sevmeye devam et abi sen. Tebrik ederim seni. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne oldu şimdi yani sonuçta? Tuttular mı? Ne iş yapıyormuş kadın? Tutmuşlar canım. Onlara kadın ne iş yapıyormuş? Abi çok bilemedim ben onu. Biraz da muhtar gelip ona sorarız ha. Hadi bakalım. Soralım. Ama bence tutmuşlardır. Kiralık yazısını kaldırmış. Ya Osman abi. Bak. Şimdi ben neden korktum biliyor musun? Neden? Acaba diyorum. Zekiye'den beter çıkmasın ha? Abi Zekiye'den beteri nasıl olur bilmiyorum. Zekiye'nin bir de çevresi var. Topluyor geliyor. Ya bu yani sakince bir kadına benziyordu bilmiyorum yani. Ya hadi inşallah Osman abi. Hadi inşallah. Yanındakinde pek umutlu değilim ama. Asancı'ya benziyordu, bizi de yiyebilir. Allah Allah. Evet. Zaten normal insan gelmedi ki abi hiç. Neyse, bakacağız bu çaresine artık. Hayırlısı. Merhaba Deniz, merhaba Osman. Merhaba kızım, gel. Ben okula gitmek. Gene okul diyor ya. Ya bir gitmeden bir kahve iç, öyle gidersin. Hadi gel. Abi bu kız ne okul? Abi tıp okuyor, tıp. Hakkı. Kolay değil tabii tıp okumak. Boru mu ya? Tıp bu. Boru mu? Deniz, what boru? Helga. Boş ver boruyu. Şöyle yapalım. Gel sen bir kahve iç. Gel. Hemen gitme. Gel. Okey. Vay be. Tıp demek. Doktor mu olacaksın şimdi sen? Doktor olacağım. Doktor, vay. Güzel. Deniz, senin anne baba nerede? Benim anne baba öldü. Trafik kazasında kaybettim. Ben çok üzgünüm. Önemli değil. Bardağı sana vereyim. Onu da alayım kızım, onu da alayım. Hadi afiyet olsun, kahvenizi güzel güzel için siz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Okula gidiyorum. Hiç arkadaş yok. Gezmiyorum pek fazla. Eğlenmeti. Evet. Okulda filan hiç arkadaşın yok mu? Daha yok. Çok yeni. Tabii. Hemen öyle. Kaynaşamamışsınızdır doğal olarak. Bulursun. Olmadı bak akşam geldiğinde hatta ben seni Beşiktaş'a filan götüreyim. Gezelim istiyorsan bir ara. Beşiktaş. Tamam anlaştık o zaman. Hadi bakalım. Kahve güzel olmuş, soğutmadan çay. Beğendin mi kız hanım? Bak, doğru düzgün ilk kahvemi içiyorsun. Beğendin mi, beğenmedin mi? Onu söyle sen. Eyvallah Osman abi. Bak, doğru söyledi kız. Helal olsun. Eyvallah. Abi, kızı da alıp evirip çevirip civelekli yaptınız, kendinize benzettiniz. Ayret be ya, ayret yani. Afiyet olsun kız hanım. Ayretsiniz, ayret yani. Kızı çevirip benzettiniz be ya. Deniz, o zaman ben okula gitmek artık. Görüşürüz Erka. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay. Kızım oku bitmedi bir yer. Köpeciklerim. Öldüm. Benim oram buram kopuyor yorgunluktan geberdim. Oh. Abi Muhtar, ne yaptın sen? Yok bir şey ya, ufak bir işim vardı onu hallettim. Ufak derken? Abi yoksa sen temizlik mi ettin ha? Yok canım o nereden çıktı ya Allah Allah. Osman abi, bu muhtar var ya, ilk önce emlakçıydı. Sonra muhtar karıştı vallahi ben de karıştırdım. Sonra ne yaptı? Temizlik. Bu artık yakında evlere temizliğe de gider. Bu her şey yapar ya. Bundan artık korkulur ya. Ne biçim adamsın sen komünist? Ben seni anlamıyorum ki ya. Vallahi yorgun olmayacaktım var ya. Kesin ümüğümü sıkardın değil mi? Neden bildin lan bunu? Ne olacak Muhtar? 13 bölüm olmuş artık. Bırak da o kadar bilelim. Sen devam et. Devam. Bir dakika. Muhtar. Sen yoksa Zeki'nin evi mi temizledin? Cam pırıl pırıl. Hebe oğlum çıktım temizledim. Şimdi kadın gelecek mis gibi olsun dedim ben. Yani kadının adı da papatya böyle bembeyaz olsun diye yardımcı olayım. Sen ondan temizledin. Yardımcı olmak diye öyle mi? Hadi orada.
Sen yaralı parmağı aşamazsın be. Oğlum ne biçim adamsınız lan? Ne fesat adamsınız lan? Oğlum bak karı çalışıyor. Dur tek başına karı. Allah Allah. Ayıp olmasın diye çıktım temizledim. Temiz evde otursun diye ya. Kız hanım sen dur dur. Muhtar bu ekstra 100 lira ne içindi peki? Bana bak lan. Sen kahveden kulağını bu tarafa çevirip beni mi dinliyorsun lan? Abi yok be pano incedir duydum. Oğlum kafanızı çalıştırın. Evet. Demin geçim devri geçinemiyoruz ne yapalım ek iş yapıyoruz biraz böyle yardım oluyor Allah Allah. Ha tabi tabi. Demek ondan 100 TL aldım. Sen o malzemeleri nereden aldın nereden onu söyle. Yukarıdaki marketten aldım. Ne aa marketten ki? Marketten ta kesin marketten aldım. Ha para verdin bunlara sen. Ulan bedava da yapmıyorlar ya tabi parayla aldık Allah Allah. Vay 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 vay. Oğlum siz çok kötü insanlarsınız ya. İçiniz fesat ya. Allah Allah. Ben anlamıyorum ki sizi. Ulan markette eski malzeme satıyorlar mı acaba? Senin neresi kullanılmış falan? Vallahi bana... Yoksa bu hor mu kullandı? Çok yorgunum çok. Kardeşim sen şu malzemeleri nereden aldın? Bu malzemeler bizim kanalın malzemeleri. Ne diyorsun kardeşim? Ne kanalı? Ne malı? Manyak mısın? Nesin oğlum market? Kameralardan bak seyrettirim seni. Türkiye'ye rezil ederim. Ya o kardeşim yok öyle şey. Ben bunları markette... Ya buyur istersen kameraları size açalım. Ya tamam lanet olsun. Al götür. Lanet olsun. Al. Daha gelmiyor. Ayıp. 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 Yapma bir daha böyle bir şey. Aman abi biz hallederiz. Tamam. Tamam biz hallederiz abi. Abi kusura bakma abi. Sen kusura bakma. Bizim hatırınız için bir şey demiyorum. Sağ ol. Eyvah abi. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Biz hallederiz. Biz onu hallederiz. Biz onu hallederiz. Biz hallederiz. Evet. 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 Ama abi yedik sanki onları. Muhtar. Heh. Senin bu yaptığın var ya. Ayıp be. Yuh. Yuh. Öyle ayıp değil şimdi. Bak yanlış anlıyorsunuz. Alt tarafı bir tane ev. Bir tane ev için çık markete git. Mada al gel. Temizle. Krekalanı çöpe al. İsraf. E onun için diyorum. Sanki herifin mallarını yedik. Ama bir şey diyeyim mi size? He? İnanmayacaksınız ama. He. Çok kötü mallar. Eğer bizim evdekilerle temizleseydim her taraf pırıl. Yok kardeşim beyazlatmıyor ya. Yaptım yaptım beyazlamıyor. Yaptım yaptım beyazlamıyor. Ben anlamadım bu işi. Abi adam bizi kovdurmakta kalmayacak üstüne bir de dayak yedirecek. Ya muhtar sen çıldırdın mı ya? Kanalı temizlik malzemesi çalınır mı ya? Yahu çalmadık kullandık geldi ve geri aldılar. Onlar almasa ben götürüp verecektim ya. Bittik bittik. Bari gidip böyle adam gibisini alaydım böyle lak lak edeceğini. Aman be. Ben sizinle uğraşamam. Ne altınız verseyin. Allah'ım manyaklar ya. Aa, bir de biz manyak olduk be. Utanmaz adam ya. Kanalın malzemesini çalmış ya. Bir dedi hala orada diyor ki ben almadım ben almadım. Adam diyor kamera kayıtları var. Allah 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 Allah. Böylesinden kapacağım böylesinden. Ben gidiyorum Osman abi dükkanı. Yine sinirim bozuk ya. Abi ne ana herkes gene gitti be ya. E çayın kaldı oğlum. Neyse ben bunu koyayım kenara ısıtırım tekrar. Hadi. Osman abi. Heh. Bak sana ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Bir et geldi. Deme. Lokum, loku. Of, 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 of. E şimdi herkeslere al, satarsın ondan güzel güzel. Tabii canım. Talibi çok. Sen ondan... 300 gram bana versene be ya. 300 gram mı? Evet. 300 gram? Evet. Abi 300 gram senin neyine etsin ya? Sen en az 1 kilo yersin ya. Yok 1 kilo çok sen 100 gram ver. 300 de boş ver. 100 gram mı? Evet. Abi 100 gram 100 gram verim. 1 kilo bitti. Yersin yersin sen 1 kilo yersin. Bak abi dostum, oğlum 1 kilo pahalıdır be ya. O lokum dediğin çok pahalıdır be ya. E tabi biraz pahalı ama öyle düşünme. Öyle evet. Düşünme. Yesin yesin yersin sen. Deniz bak kimseler yok diye hep böyle yapıyorsun. Hazırlayıp gelir. 1 kilo. Of, akşama ziyafet, ziyafet. Adam bizi kandırdı. Bugün gene zarardayız be ya. Of, of. Of, 1 kilo et. Lokum gibi dedi. Abo bu bana neler? Bak el yakıyordur o be ya. Bak bak, bak sıcak. Espri bile yaptım. Osman hadi abi. Al verme. Osman abi. Öyle düşünme. Hı. Bak gel abi kopla gel. Be. Kop. Mis. Lokum, lokum. Valla güzel be ya. Bak Osman abi, sana ne diyeceğim? Seni. Hadi sen yabancı değilsin. Hı. Sana bu eti 2 taksitte veririm. Vay! E, kaç lira ki be ya? Kilosu 60 TL abi. Oh! Sen bunu bak şöyle yapalım, şuradan kes, sen 6 liralık ver bana. Bu çok. Osman abi, çok özür dilerim Osman abi. Alınan mal geri iade edilemiyor bizde. Çok üzgünüm. Hadi afiyet olsun abi.
Hadi selametle. Hadi. Bak az pişireceksin, az. Az pişireceksin onu. Çok değil. Çok değil. Çok sen, değil. Sen bunu yaz. Yaz. Tamam, ben tamam. Ben parça yaz. Parça ödeyeceğim az, sana. Tamam, tamam. Bak çok pişirme. Az pişir. Tamam, az. Tamam be ya. Kısık tamam be. Kısık. Tamam be ya. Anladım be ya. Of. 10 aylık et aldık eve be. Of, of. Hadi, hadi dikkatli, dikkatli. Allah kahretmesin seni bu ajan. Allah seni kap yırtın, viran ettin evimi barkımı. Ya tamam abla ya, tamam. Emin ellerde, merak etme sen. Tamam mamam deme bana. Vallahi bir şeyim kırılırsa seni kafana kırarım ha. Ay Allah'ım, adama hiçbir şey emanet edilmiyor ki. Osman abi, he, bak. Yeni kiracılar, senin Norella, Norella. Abi ciddi bir Norella değil mi? Beğenmedin ya. Ya beğenmedin alakası. Hadi bakalım. He. Abi, tanışalım. Evet evet, tanışalım. Hayır. Sen önde git. Hanımefendiciğim. Ah. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ben Deniz. Deniz. Mahallenin kasabıyım. Çok memnun oldum. Ay bu ne yakışıklılık Deniz Bey. Ben de memnun oldum. Abi hanımefendi, ben de Osman. Anladım. Kahveci, kahveci Osman. Ha, kahvecisin demek. Evet, evet kahveci. Bak iyi oldu seninle tanıştım kahveci. Ha, öyle mi? Evet, buyurun. Şimdi bak şöyle bir durum var. Ben her gün öğle vakti uyanırım. Hı. Uyanır uyanmaz da şöyle güzel, bol limonlu ama öyle çok sıcak değil. Hafif ılık. Ihlamurumu içmeden hayatta ayılamam. Hı. Yani buradan ne anlıyoruz? Ben her öğle vakti uyandığımda benim ıhlamurumu evime getiriyorsun. Hazır. Hanımefendi ayakları kaldınız galiba ama bizim tabire vardı. Arkadaş aa, böyle bir şey getirmesin. Oturamam öyle. Boğaçan sandalyemi getir. Ha? Şöyle buyurun ablam. Ay ben öyle her yerde oturamıyorum. Hı. Kusura bakmayın efendim. Deniz bir saniye efendim. Ihlamura döneceğim. Hadi anlamadım. Bir astroloji miydi? Bir buraya bir ne getirmiş mi? Osman abi. Hı. Bak kraliçe. Bülent Ersoy gibi kadın yemin ediyorum. Sandalyesiyle geziyor. Çok iyi. Ama bekliyorum ben bir anlayayım şimdi. Hanımefendiciğim şimdi... Merhaba. Merhaba birader. Ihlamur dediniz değil mi? Evet, evet. Düzenli ihlamur dedin. Bitmedi, ha. Bitmedi. Sırf ıhlamur değil. Ihlamurumu içtikten sonra da aradan bir saat geçer. Ben şöyle okkalı, köpüklü, güzel Türk kahvemi içmeden kesinlikle kendime gelemem. Hemen bir saat sonra da Türk kahvemi getireceksin, anlaşıldı mı? Abi, getireceğim bir de. Avansını ver. Ablam ne istiyorsa getiriyorsun, tamam mı? Aferin. Ok. Ok. Güzel. Osman abi. Abi. Bir dakika ne diyeceğim? Hani lokuma aldın ya benden lokuma. Borcum vardı ya artık yok rahat ol. Abi sana bir şey diyeyim mi? Elinden bile para kaptın. Ona rağmen ağzımı açmayacağım. Avans diye 100 lira aldım. Böyle bir müşteri görülmemiştir kahvede. Güle güle harca. Ay sen ne konuşuyorsun kahveci hala? Getirsene ıhlamurumu ayol. Ay hemen istiyorsunuz. Tam istediğim gibi hem de. Ayarını hemen ben yapıp git. Sen devam et, sen ıhlamurunu getir. Ihlamurunu getir önemli. Tamam. Kahveci? Gitti mi kahveci? Gitti. Aferin ona. Gitti. Gel kasap otur yanıma şöyle biraz oturalım, kaynaşalım değil mi? Ay seni yakışıklı. Kaçak et kesiyor musun? Anlamadım. Hadi Allah kahretsin, sapma. Neyse neyse, diyorum işler nasıl, güçler nasıl, iyi misin, hoş musun? İyi iyi, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Malum geçiniyoruz, evet. Oh, iyi maşallah. Ben sana da bir ıhlamur sipariş edeyim. Kahveci koy onu buraya. Ver. İçmeseydim ben. Olmaz öyle şey. Ben ısmarlıyorum, içeceksin. Deniz. Kahveci. Getir dedim. Hemen hemen. Getiriyorum. Yapacak bir şey yok. Deniz içeceksin artık. İçelim. Evet ıhlamur çok önemli, çok yararlı, çok yararlı. İçmeden kesinlikle kendime gelemem. Ses tellerime de çok iyi geliyor biliyor musun? Ooo efendim kimler girmiş, haliniz kimler şendendirmiş, hoş geldiniz. Nasılsınız papatya hanım, taşınabildiniz mi bari? Ay taşındım taşındım şükür de az biraz eşyam kaldı. Mahalleliyle kaynaşıyordum ben de. Aman aman efendim aman geldiniz bari bize şeref getirdiniz. Allah razı olsun maşallah güzelliğe bak. Muhtar hiç söylemedi. Hanımefendi ne iş yap meşguller? Hanımefendi. Tanımıyorsunuz mu? Çok şahinsiniz canım. Meşhur az solist papatya hanım. Öyle mi? Ha. Öyle mi? Osman. Efendim. Iklamur içiyor herhalde. Abi herkes tek tek söyler. Sen de mi istersin? Getiriyorum ya. Ama. Hadi oraya git. Buraya git ya. Ama. Boğaçan. Ay hazır aklıma gelmişken şöyle içime bir
Heyecan geldi, bir titreme geldi. Kız getir mikrofonumu da bir şarkı patlatayım şuradan. Emre dersin. Ay yerim seni, hazır da tutarmış mikrofonumu. Size şöyle güzel bir şarkı patlatayım ya, buyurun, efendim. Buyurun, tabii. Bir kulaklarınızın pasını sileyim. Karşınızda bendeniz Papatya. Başlayalım efendim. Son ki 3 maestro. Bu gece son gecemiz. Maalesef. Acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti. Olamadık farkında. At kadehi elinden. Bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere. Hatıralar gömülsün. Abi ne güzel söyledi be ya. Sabah sabah insan içini açtı valla. Çok iyi ettiniz, taşındınız be ya mahallemizi. Çok evet. Güzel sesi var. Çok güzel ama. Evet güzel. 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 Çok güzel. Evet evet. Ağzınıza sağlık. Çok ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim efendim. Sağ, çok teşekkür sağ ederim. Efendim, sağ olun. Sağ olun. Çok güzel söylediniz. Yani siz var ya şu mahallemize geldiniz. İçimiz, gönlümüz açıldı. Allah sizde razı ay, olsun. Ay Allah razı olsun. Muhtar efendi ne demek? Boğaçan bitirdi mi eşyaları? Bak, bitirdim abla, merak etme, taşıdık hepsini. Hadi biz inceden toparlanalım o zaman. Buyurun efendim. Buyurun. Tabii efendim, tabii, tabii, tabii efendim. Tabii. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, hadi. Tekrar hoş geldiniz sağ efendim. Sağ olun. Bir şeye ihtiyacınız olursa sağ bize haber verin, biz hep buradayız efendim. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa muhteyin tardemeden ben yanınızdayım. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun efendim, Allah razı olsun. Maşallah, maşallah. Emme basma tülünmeye döndün önümüzde. Hani ne dedin? Ayıp, ayıp. Oğlum siz var ya, ikiniz de yan yana gelince bir daha fesat oluyorsunuz. Lan kadın ne yaptı? Mahalleye yeni taşındı. He. Mahalleye yeni taşınmak ne demek? Komşun olmak demek. Komşuya yardım etmek nerede yazmıyor? Nerede? Her yerde yazıyor. Demek ki neymiş? Fesatlık yok, ben yardım ediyorum. Hatta bak duydunuz mu beni çağırdı, ben bir gideyim bakayım. Ulan, ben de şu koltuğu var arkaya mı alsan benim dükkana? Pardon birader, ben koltuğu unutmuşum ya. Aa. Ya kusura bakmayın birader. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ben halledeyim buradan. Bizim sokaklar dardır, yardımcı olayım birader. Sen geç içeri, geç. Eyvallah. Kaldır. Sağ olasın. Kaldır. Çevir, çevir. Eyvallah. Muhtar, evet. Al devam et. Eyvallah. Abi bunlar deli midir be ya? Abi, bu yanındaki ne bu toparlak tombalak? Neciymiş o yani? Ben onu anlamadım. Abi bir muhtardan anladığım kadarıyla ya. O yüklü bir kardeşimiz koruması mıdır? Bir şeysi midir? Anladım. Fedai gibi bir şey. Öyle değil bir mi? Şey. Evet, evet, evet. Anladım, anladım. Her türlü cins de bizi mahalleye bulur yani. İyi bakalım. Ya abi bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sesi falan da güzel yani. İyi oldu, iyi bak ben sana dedim. Korkmaya gerek yokmuş aslında. Zekiye'den herkes daha iyi, daha iyi. Ben sana o kadar diyeyim. Tabii. İki gündür zaten abi. Zekiye'den daha kötüsü gelir mi ne olacak diye sen söylemiyordun. Tamam. Osman abi, ne diyorum biliyor musun? Bu Papatya Hanım'la böyle biraz daha böyle komşuluk, işte yakınlaşsak etsek. He. Ondan sonra akşam otururken ayran mayran eğlensek falan ne diyorsun acaba? Aslında güzel fikir. Çünkü şimdi onun çalıştığı yere biz gidemeyiz, beyin dükkanı kirası yanar. Ya ne cimri adamsın Osman abi ya. Bir şey söyledim yine sinirlendirdin beni ya. Abi ne var, hep beraber elinciz dedik, bir şey mi dedik be ya? Ihlamurlarda içmediler hiç. Neyse parasını aldık, olsun, boş bir şey olmaz. Devam edelim. Git. Bak Boğaçan. Her şeyi topladın değil mi? Tamam. Eksik, gedik yok. Ya her şey tamam. Merak etme canım ablam ya. Topladım, görmedim de hepsini bitirdim abla ya. Vallahi ya. İyi, aferin. Bakacağız. Ama var ya, ben bu muhtara çok gıcık oldum. Yemin ediyorum çok gıcık oldum abla. Var ya, ben bunu kesin öldürürüm ya. Kesin öldürürüm. Boğaçan, bak beni sinir etme. Yeni taşınmışız şurada mahalleye. Anlaşmaya, kaynaşmaya çalışıyorum insanlarla. Ya tamam abla ya, tamam. Tatlı muhtara tatlı. Ne var? Kahveci. Efendim. Kaç günden beri kafam takılıyor, uyuyamıyorum. Ben gerçekten bu sefer sana çok iyi bir sopa atacağım abi. Bak gerçekten. Abi Veysel'de niye kurtulamam be ya? Nedir bu be ya? Saldır. Bir belediyeye gittim, polise gittim. En son başbakana yazı yazacağım ama bu sefer bak. Ya ne yapayım, uyuyamıyorum. Bana bir mahallede rezil ettin ya.
Aa be, hiçbir şey yapmadım be ya. Vallahi bir şey yapmadım. Eşek... Kız! Kız Sevil! Kız Neriman! Ay ben seni nerelerden aradım da nerelerde buldum? Kız sen ne yapıyorsun burada? Ay gel bir sarılayım. Ah 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 canım benim canım. Kız ben buraya taşındım. Aa tabii bu mahalleye taşındım. Aa bak şu daireye taşındım. Ay biliyor musun benim arkadaşım Zeki orada oturuyordu. Ay melek gibi kızmış kız, herkes öyle diyor. Ah bir bilsen nasıl melekti. Gül gibi kızdı, dünyalar güzeli. Bunların yüzünden kaçtı gitti. Kız rahatsız mı ettiler kızı? Kız bana da musallat olmasınlar sakın. Neler neler yaptılar neler. Ay sen merak etme be, bunlar benimle baş edemezler. O kaçtı gitti de. Ay ben sana anlatayım. En başından anlatayım. Anlat kız anlat. Ay çok merak ettim. Kahveci sen git bana bir tane köpüklü kahve getir. Sen benim hazırlayın. Hadi. Tabi tabi hemen getireyim be ya. Hadi yine iyisine. Ay, ay anlat kız anlat, iyiyim. Çok merak ettim. Hadi. Ay ne oldu biliyor musun? Sen al şunu birader. Hayırlısı olsun. Kefen paramızı bıraktık. Bol köpüklü olsun kahveler. Aynen emin. Dolu dolu içerdik. Kadehlerde aşkı biz. Güneş bize doğardı. Ne mutluyduk ikimiz. Efendim tüm güzellikler son bulduğu gibi bir güzelliğin daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın, sağlıcakla kalın. Bizleri izlemeye devam edin. Yepyeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. At kadehi elinden. Bin parçaya bölünsün. Dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Burası civelek sokak, her gün bir vaka. Kimisi akıllı, kimisi de tam bir şaka. Biri hak yemez, öteki de var yemez. Akşam iş çıkışı bir çaya yok demem. Ama bitmiyor bu sokağın hiç dedikodusu. Çenesi durmaz, hiç Zekiye'nin huyu kurusun. Kasabı muhtarı ve bir de figüranı. Umarım Şerafettin Zehra'yı bir gün alır. Kahveci önümüze getirir hep dünkü çayı. Bu yüzden mahallenin kasabından yer fırçayı. Para esir almış bizim muhtar amcayı. Sever o bizle Müslüman ancılık oynamacayı. Fakat birisi düzeltebilir bu gidişi. En iyisi mahallede takılayım, yok bugün işim. Civelek sokak bu mahallenin bir güneşi. Civelek sokak komedinin tekrar dirilişi. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim. Beni güldür ama güldürürken de düşündür, aklımı yitireyim. İki damla kahkaham kalmıştı, al benden onu da bitireyim.